mutlak bir iletişimsizlik söz konusu şu an İmralı'da. Buna dair hem avukatları hem yine biz avukatlar olarak çeşitli platformlarda çeşitli hukuki yollarla başvurularımızı yapıyoruz. Fakat bir sonuç alamıyoruz. Aslında hukuki boyutta bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda elbette sorunu çözebilmek adına hukuk kullanılır. Çözüm yöntemi bunun üzerinden ele alınır. Fakat karşımızda hukuka dair bir sorun çıkmadığı için çözüm de bence hukukta aranacak, hukukla üzerine gidilecek bir yöntemden ziyade artık bir siyasi baskıyla, bir siyasi konjonktürde ele alınmalı. Asıl problem burada hukuki olarak bir avukatın müvekkiliyle mahpusla görüşmesinin engellenmesi hukuka uygun değildir. Hiçbir gerekçeyle bu kısıtlanamaz. Yıllardan beri süregelen bir tecrit rejimi var. Bunun sadece sebepleri ve aslında durumu değiştirilerek öne sürülüyor yıllar içinde. Kimi zaman kosterin bozulması ileri sürülüyor. Kimi zaman mahpusların aldığı, Sayın Öcalan'ın aldığı idari disiplin cezaları öne sürülerek engelleniyor. Fakat hepimiz biliyoruz, aslında bütün kamuoyu da biliyor, bunların asıl sebep olmadığını, görüştürülmemesinin hukuki sebepler, hukuki gerekçelerle açıklanamayacağını. Meselenin bundan ibaret olmadığını, hukuka aykırı bu durumun aslında hukukla açıklanamayacağını net bir şekilde ifade etmek lazım. Tabii özellikle bir mahpusun cezaevinde yaşadığı, maruz kaldığı sorunlara ilişkin, onun dışında yaşadığı cezaevi koşullarında karşısına çıkan problemlere ilişkin, dosyalarına ilişkin her zaman avukatlarıyla görüşme hakkı vardır. Hatta bunu geçelim, insani olarak düşündüğümüzde ailesiyle görüşebilme, ailesinden haber alma, ailesine haber verme, yani yaşayıp yaşamadığına dair bile bir haberin alınamadığı gayri insani bir durumdan bahsediyoruz. Hukukun dışında açıklamak gerekirse gayri insani bir durumdan bahsediyoruz. Sayın Öcalan avukatlarına sağlık durumuna ilişkin, cezaevinde maruz bırakıldığı belki de kötü muamele ilişkin, bunu olup olmadığını haber alamadığımız için bilemiyoruz. Ama gün geçtikçe, zaman daraldıkça, bu tecrit meselesi uzadıkça ve iletişimsizlik, mutlak iletişimsizlik sürdükçe endişe ve korku da artıyor buna dair. Acaba İmralı'da neler oluyor sorusu bütün kamuoyunun gündeminde. Sürekli bu konu düşünülüyor. Çünkü aslında bir düşünüldüğü zaman daha önceki süreçleri, çözüm sürecini de biliyoruz. Bu ülkede bir çözüme dair bir arayış varsa, bir Kürt meselesini ortaya koyup siyasi araçlarla çözmek gerekirse, yani aslında İmralı ile görüşülmesinin ne kadar yerinde ve gerekli olduğunu daha önceki görüşmelerde aslında yetkililer de biliyor. Zaten bu yöntemi de daha önce izlediler. Bu süreci, aslında şu anda yaşadığımız şey tamamen bu konunun gündeme gelmemesi ve bu konunun ötelenmesiyle alakalıdır. Siyasi olarak bir çıkmaza girmekle ilgilidir. Tecrit meselesi bu siyasi çıkmazı daha da derinleştirmektedir. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak son süreçte özel bir baroya bir başvurumuz oldu. Müvekkillerimizle görüşmenin sağlanması için baronun da bu noktada talebi olması gerektiğini, İstanbul Barosu'na başvurduk. Fakat bir karşılık alamadık. Daha önce de Adalet Bakanlığı'na ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde avukatların imzalarıyla bir başvuru yapıldı. Yine Adalet Bakanlığı'ndan bir yanıt almadık. Yani bir avukatların, Sayın Hoca'nın avukatlarının başvuruları yapıldığında da disiplin cezaları gerekçe gösterildi zaman zaman. Ama çoğu zaman yanıtsız bırakılıyor. Bu uygulanan tecrit rejiminin neye ilişkin olduğuna dair, sebeplerinin ne olduğuna dair bir cevap alınamıyor, bir karşılık alınamıyor. Konunun kaynağı hukukta olmadığı için çözümü de hukukta bulamıyoruz. Bu nedenle hani yaptığımız başvurular elbette ki hukuki olarak işletmemiz gereken süreçler, ama bir karşılığı olmuyor. Ya, kanalların bu noktada yetkililerin şey alması, çağrılara kulak kabartması gerekiyor. Bu çözümsüzlüğün bir an önce önünü açıp çözüme götürmek gerekiyor. Aslında kurum ve kuruluşlar olarak, başvuru yapan avukatlar, kurum ve kuruluşlar olarak baroyu, İstanbul Barosu'nu
görevini yapmaya davet ettik. İstanbul Barosu, yani barolar aslında avukatların hukuki olarak karşılaştığı sorunlara çözüm aramak, bu noktada çözüm üretmek, talepte bulunmak gibi görevleri olan meslek kuruluşları. Biz İstanbul Barosu'nu müvekkilleriyle görüştürülmeyen asıl hukuk bürosu avukatlarının bu görüşmelerinin ve görüştürülmelerinin sağlanması için talepte bulundurmaya, buna dair bir açıklama en azından yapmaya davet ettik başvuruyla. Aslında amaç bu baronun kendi görev ve sorumluluğunu yerine getirmesine ilişkin. Daha önce de benim de içinde bulunduğum 775 avukat bu konuya dair Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı ve cevap dahi alınamadı bu başvuruya ilişkin. Bir sorun var, görüşme talep ediliyor. Niçin görüştürülmüyoruz? Buna dair bir karşılık yok, cevap yok ve hiçbir şey, herhangi bir başvuru sonuçsuz kalıyor. Son süreçte uluslararası alanda da mesela CPT gidip orada bir İmralı'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Bunun neticesinde de mesela ne olduğuna dair, görüşmede ne geçtiğine dair, oradaki koşullara dair, Sayın Öcalan'ın hayatına dair, yaşamına dair herhangi bir bilgi vermedi. Bu aslında bu için CPT'nin bulunduğu uluslararası mevzuata uygun bir şekilde bunu yaptığını söylüyor. Ama şöyle bir durum var. 20 aydır haber alınamayan bir İmralı'da hiçbir şekilde haber alınamayan bir durum söz konusu. Yani biz bu durumda hala daha bir prosedüre bakılarak bir yıl, bir buçuk yıl belki sonra açıklanacak bir raporla belki geri dönülemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalacak kamuoyu. İstanbul Barosu'nu görevini yapmaya aslında itmek asıl amaç. Çünkü hukuka aykırı bir durum var, bir hak ihlali var, avukatların karşılaştığı bir problem var. Fakat buna dair hiçbir şekilde sesi çıkmayan bir baro var. Ya bu hukuksuzluk, bu hukuka aykırılık süre geldiği, devam ettiği sürece göreceğiz. Zaten ülkenin bütün alanlarına yayılan bir hukuksuzluk söz konusu. Bu tecrit meselesi burada gündeme gelip burada devam ediyor gibi görünebilir. Yarın öbür gün başka cezaevlerinde, başka yerlerde de karşımıza çıkacak. Hukuksuzluğu bir yerde durduramazsak, sesimizi çıkartamazsak, önünü alamazsak devamının geleceğinden aslında hepimiz yaşadığımız tarihsel süreçte de gördük ve göreceğiz de. Bu noktada İstanbul Barosu'nun da sesini çıkartması gerekiyor. Diğer baroların da, başvuru yapılan diğer baroların da sesini çıkartması gerekiyor. Görevlerinin gereklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Aslında bizim bütün talebimiz hukukun uygulanması noktasında hak ihlalinin olduğu bu durumda baronun talepte bulunması ve sesini çıkartması. Biz avukatlar olarak hukuki yolları ve denenebilecek bütün araçları denemekle şeyiz. Her ne kadar karşımızda bazen sonuç almayacağımızı bilsek de bu yöntemlere başvurmak zorundayız. Konuya ilişkin CPT'i aslında İmralı nezdinde bir ziyaret gerçekleştirmemiş. Göç idarelerine, geri gönderme merkezlerine ilişkin bir ziyareti sırasında İmralı meselesinde, İmralı adasına da bir ziyaret gerçekleştirmiş. Kısa bir ziyaret. Bu noktada Asrın Hukuk Bürosu'nun son bir açıklaması oldu. Bir görüşmeye, Sayın Ocağan'ın görüşmeye çıkmadığına dair bir açıklaması oldu. Bu noktada şeyi düşünmek gerekiyor. Ya 20 aydır sağlığından haber alınamayan bir mahpusun, yani şu an karşılığının olup olmayacağını bilmediğimiz bir şeyi var ve ziyareti var CPT'nin. Ama buna dair zaten CPT bir açıklama da yapmıyor. Hani bir duyum alındığından bahsediyor aslında hukuk biliyorsun ama ben hani buna ilişkin net bir ifade de yok tabii. Ortada aslında CPT ne yapmış, İmralı'da ne yaşanıyor, İmralı'da avukatların, müvekkillerinin sağlık durumu nedir, nelere maruz kalıyorlar, nelerle karşı karşıyalar, hangi kanallardan haber alabiliyorlar, buna dair sağlık durumlarına dair yaptıkları başvurular bir sonuç getiriyor mu? Herhangi bir şekilde CPT buna dair bir açıklama yapmıyor. Yapmayacağını da belirtiyor. Kendi mevzuatını da belirterek, uluslararası mevzuatı da
belirterek. Bu noktada zaten bir sonucu olup olmayacağına dair de bir tahminim yok işin açıkçası.